çekebiliyorsan burayı. Burayı mı? Orası bizim daha. Çarşamba'da şöyle söyleyeyim, burayı 1947 yılında rahmetli dedem açmış. Bizim köyümüz 60 hane, Akkuzlu köyü. Akkuzlu köyünde işte o dönemlerde bir abimiz bu beşik işine başlamış ve bütün köylüler boş kaldıkları zaman kış aylarında ustalardan öğrenerekten bir abi öğretmiş. Ondan o 60 hanenin 60'ı da beşik ustası olmuş. Yani 5-6 yıl içerisinde. Kış aylarında olsun, boş vakitlerinde olsun hemen bir el tornaları varmış. Onlar da çekip işte beşik boyayıp beşik haline getiriyorlarmış. Rahmetli dedem de burayı işte iki ortak bir abiyle açmışlar. Burada beşik, öküz arabası tekerleri, işte o dönemlerde işte yerler traktör yokmuş. Öküzle koşulan aparatlardan falan, onlardan eski sallama yayıklardan, beşiklerden, onlardan bu şekilde dükkanı açmış. Ondan da işte 1979 yılında babam dedem vefat ediyor. Ondan da babama geçiyor. Babam da şimdi işte daha gelemiyor. Ondan da ben devraldım. Yani beşikçilik işimiz devam ediyor. Diğer beşiklerden ayıran fark ne abi? Diğer beşiklerde ahşap olması ve diğer beşiklerden daha sağlıklı olması. Hani diğer beşikler daha geniş. Hani görünüş bakımından modern görünüyor. Göze hitap ediyor ama sağlık bakımından bu ahşap beşikler çocukları hem rahatlık bakımından hem de büyüme açısından daha iyi oluyor. Hem salladığın zaman da hemen uyuyor. Artı bir de bu küçük çocuklarda gaz sorunu falan oluyor. Bu salladıkça hem çocuk gazını çıkarıyor, ediyor. Hem de daha rahat. Bir de ortopedi rahatsızlığına da yani ortopedi doktorları tarafından iyi geldiği söyleniyor. İlk 6 ay çocuğun hani bellenip bu elleri ayakları bellenir. O şekilde yatırılır. Hem ortopedik rahatsızlığı da olmadığı söyleniyor. Yani bu doktorlarca şey yapılmış yani. Günümüzde şu anda şehir hayatında yaşayanların birçoğu şey yapıyor. Hep yeni modern tarzda beşiklere yöneliyor. Yalnız çocuğu rahat etmeyen geliyor tekrar bu ahşap beşiklerden alıyor. Genelde şu anda kırsal kesimlerde işte dağlık kesimlerde Salıpazar, Ayvacık yukarıları, Kavak, işte Asarcık o taraflarda şey yapılıyor. Satışlarımız oluyor. Fiyatları 300'den 1000 liraya kadar beşik var. Boy boy değişiyor fiyatları. İşlemesine, işçiliğine, ağacın fazlasına göre değişiyor. Ya bunda çocuk bunda rahat ediyor. Çocuklar yani şimdi her şey hani biz hepimiz bu beşiklerde büyüdük. Babalarımız, annelerimiz bu beşikte büyüdüler. Biz de bunda büyüttüler ama şimdiki nesil gittik yani alternatif çok çıkınca ahşaba şey kalmadı, rağbet azaldı. Abi şimdi adam üstünde çalışıyor, bir var ya, abim diyorsa yapalım. Niye?